Evet, Aralık'ta zayıf arıların yanındayım. Bu kovanın yerini bir yarım metre daha sola kaydıracağım şuraya. Ağacın altına gölge yere çekebilmek için. Yine önündeki işaretleri sola doğru çektim. Evet, kovanı sol tarafa aldım. Eski yerinde kovan dip tallasını alta koymuştum. Evet, mum kurdu. Mum kurtlarını dökmüşler aşağıya. Ve ince karıncalar var. Küçük karıncalardan. Ormanda olmanın zorluğu. Şimdi kovanın içindeki karıncaları da temizlemem lazım. Ve içeride yavrulama alanının dışında varsa bir besleme ürünü, onları da yavrulama alanına yaklaştırmam lazım. Komple temizliyorum. Un kurtlarının dibe dökülen yumurtaları, yani bu şekilde kuzu olanlar çatlamış oluyor. Yine bu şekilde ne yapıyor sıcaktan? Dibe dökülen yumurtalar kovan dip tablasında çatlayıp büyümeye başlayabiliyor. Kovan dip tablasında da polen döküntüleri olduğu için onları yiyor. Kovanın yerini kolay bulabilmeleri için yine kovanın üstünü taktım. Ve arılar, evet, kovan yerini bulabiliyorlar. Yan tarafta yığılma olmuyor. Arı kuşları da tepemizde bugünlerde. Zaten yuvaları da yakın. Tarlacılar polen getirmeye çalışıyor. Arı kuşlarından kaça kaça. Evet, 10 gün kadar bölmelere gelmedim. Arılara bakmaya gelmedim. Bu 4 kovana, 4 sayı kovana bakmaya sağdan başlıyorum. Evet. Keklerini bayağı yemişler. Evet, fondanın durumu bu halde. Fondanın suyunu emmişler. Evet, içeride biraz daha fondan koymuştum fazladan. Ve içeride bitirdikleri kekleri alıyorum komple. Bunlardan bir tanesine su koyacağım, hemen koyayım. Ben bunlara polenli şurup takviyesi yapacağım şimdi. Ve bu çerçeveyi yanaştıracağım. Evet, arı biraz saldırganlaşmış açlıktan dolayı. Keki olsa da arı su ve şurup isteği içinde. Bakayım yavrusu var mı, yavrudan dolayı mı? Resifliği biraz da yavrusu olmasından mı kaynaklanıyor? Burası komple. Evet, önlü arkalı. Bal.
Buraya herhangi bir yavru atım olmamış. Evet, burada yavru var. Ana arada burada. Arka taraf komple yavrulu. Bu yavruların beslenmesi lazım. Beslenmesi için de evet. Bu yavruların beslenmesi lazım. Beslenmesi için de sıvı besleme, yani şurup gerekir. Evet, bir çerçeve de yanaştırdım rahatlasın diye. Evet. Arılar agresif. Zayıf olmasına rağmen. Suyunu yanaştırdım. Ve önemli şurubunu koydum. Yesinler. Ne kadar koyuyorum? Yavrulu alan miktarı kadar koyuyorum. Yani arının üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Kekini içine koyuyorum böyle. Yesin. Ve kapatıyorum. İkinci kovana bakıyorum. Birinci kovan yavru ve su stresine girmişti. Şimdi bunda daha önce kek vermiştim ve kekler haricinde herhangi bir şey bakmamıştım. Sadece su ilave etmiştim diye hatırlıyorum. Su ya da şurubunu sulandırmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi bunun üstündeki kekleri kenara alacağım ve bunun bir çerçeveye daha ilave edeceğim. Sağdaki çerçeveyi ilave edeceğim. Biraz genişleteceğim, rahatlatacağım. Bu arada biraz agresifleşmiş son 10 günde. Şuna bakacağım, bunda ne var? Bunu da böyle koydum ki naylon kapatırken naylon yuvarlaması aşağıya doğru delinmesin ve içine de yine keklerini koydum. İki yarım şurupluk da sularını koydum ve kapatıyorum. Evet, üçüncü kovana bakıyorum ne halinde. Keklerini tamamen bitirmişler. Bu kovan komple aç. Evet.
aşağıya kaymış verdiğim fondan. Ama ona rağmen yemişler yine biraz daha var fondan. Bunu orada açayım biraz rahatlıkla kessinler fondanı. Şimdi şu son çerçeve ne halinde ona bakacağım. Son çerçevede bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Arka tarafında kapalı yumurta falan yok. O yüzden çerçeve ilave etmemek gerek yok. Buna. Yapacağım şey sadece şurup vermek. Ve su vermek. Suyunu veriyorum. Evet. Mal bayağı sıcak. Bir buçuk litreyi geçti. 750 civarında bir su verdim buna. Ondan içinde yesin. Şunu kaldırıp artık keklerime değmiş için vermeyeceğim için şurup vereceğim için bunu kaldırıyorum. Şeye devriliyor. Ve delindi. Şeye devrildi. Ve delindi. Şurubu verirken tabii yaralar da üstüne şu an çullanıyor. Şimdi şuradan bir evet. İçindeki fondanı da açtım be ya ve kapatıyorum. Evet, ön deliklerde yine birer delik yağma yememeleri için. Çünkü etrafta bayağı bir Japon eşek arısı var. Evet, şimdi buradan buraya taşıdım diğer kona. Bakıyorum ne alemde diye. Evet, keklerini bitirmiş. İçeride az bir kek kalmış. Su vermemişiz. Su vereceğim şimdi. Evet, kekini komple bitirmiş bu. Hayvanı aç durumda. Bunu öldüreceğim. Ama önce buradaki duruma bakmam gerekiyor. Nedir, ne değildir. Evet, komple bal var. Evet, bal ve polen var. Burada da aynı şekilde. Burada kapalı yumurta var mı ona bakacağım.
Evet, burası kapalı yumurta ve açık yumurtalar var. Burası da kapalı ve açık yumurtalar var. Dolayısıyla mum öldürmek istiyorsam iki duvarın arasına koymam gerekecek. Yani buraya bunu koymam gerekir. Ama şu anda mum örecek kadro yok. Bu arada mum örecek kadro olmadığı için yine eski yerine koyabilirim. Ayrıca buna şu an besleme yapacağım için iki çerçeve bal poleni var. Buna bayağı yeter. Araya koydum. Bunu, bu kovanı iyice şurupla beslemem gerekiyor. 4 kovana 2 kilo şekerden şurup yapmıştım. Evet, 2 kilo 4 kovana böylece yetmiyor. Bunu da anlamış oluyoruz. Aşağıya kaymasın diye biraz duvar yapıyorum. Şimdi su koyacağım içine. Suyunu veriyorum. Yaklaşık 1,5 litreye yakın su. Evet, bu da daha önceki fondanı. Bunu da az sulandırdım, içine koydum. İçeriden yesin diye. Ve suyunu aşağı kısma çekiyorum ki suluk kayarak düşmesin, zayi olmasın. Evet. Bunu da araya koydum ki şurupluk, koyduğum şurupluk aşağıya doğru kaymasın. Şimdi bunu bu şekilde kapatıyorum. Evet, Mera'dan gelen arılar bulabiliyorlar, herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta da herhangi bir yığılma yok.